O emeklilerin maaşlarına el konuldu. Binlerce kişi risk altında. Ankara'da memur, emekli ve kamu görevlilerini hedef alan dolandırıcılık skandalı ortaya çıktı. Binlerce emekli bu dolandırıcılık nedeniyle maaşlarından oldu. Dolandırıcılar, kredi almakta zorlanan memur ve emeklilere yüksek faiz oranlarıyla kredi vereceklerini vaat ederek 99 kişiyi mağdur etti. Bu kişiler, önce yüksek faizlerle borçlandırıldı, ardından icraya verilip tefecilik yöntemiyle dolandırıldı. Bazı mağdurların maaşlarına da el konuldu. Ne çıkan mağdurlardan biri olan Kamil Keo, yaşadıklarını Cimer'e bildirdi. Kamil Keo, Ünal K. isimli dolandırıcıdan aylık %20 faizle 18 bin lira aldığını, boş senet imzalamak zorunda bırakıldığını ve bu nedenle kabul etmek zorunda kaldığını belirtti. Deme yaptığı halde senedinin geri verilmediğini ve borcunun bitmediği gerekçesiyle tehdit edildiğini ifade etti. Senedin üzerine 90 bin Türk Lirası yazılarak Ankara 8. İcra Dairesinde icraya verildiği bilgisi paylaşıldı. Soruşturma kapsamında, dolandırıcıların ilanlar bastırıp otobüs duraklarına, kahvehanelere yapıştırdığı ve sosyal medyada reklamlar paylaştığı tespit edildi. Şüphelilerin sonkuyumculuk.com adlı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını kullandığı belirlendi. Hazırlanan iddianamede tefecilik suçundan Altan P ve İbrahim M için 30 yıl, Tahsin Yasin K için 120 yıl, Bahri G için 930 yıl, Ünal K için 954 yıl hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca Cansu A için 54 yıl, Şerife K için ise 234 yıl hapis cezası isteniyor. Şüphelilerin 99 mağdura toplamda 5 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirtiliyor.